Başkent Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ı konuk etti. 2 günlük resmi ziyaret kapsamında Ankara'ya gelen Alman Dışişleri Bakanı'nın Türkiye ziyaretinden önce paylaştığı mesajlar dikkat çekti. Maas, sosyal medya hesabından yaptığı Türkçe paylaşımlarda yakınlaşma sinyali verdi. Ankara ziyaretinde Alman Dışişleri Bakanı'na Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu refakat etti. İki mevkidaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hainler tarafından bombalanan yerleri gezdi. Maas, Meclis Genel Kurul salonunu gezerken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan bilgi aldı. Heiko Maas, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Meclis Başkanı Binali Yıldırım'la görüştükten sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Alman Dışişleri Bakanı'nı külliyede kabul etti. Erdoğan-Maas görüşmesi yaklaşık 1 saat sürdü. Külliyedeki görüşmenin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Alman mevkidaşı kameraların karşısına geçti. Gündemde İdlib vardı. Çavuşoğlu garantör devletleri işaret etti. Rejimin İdlib'e saldırma istediği ve burayı ele geçirmek istediği açık. Ama rejimin garantörleri var, Rusya ve İran. Dolayısıyla Rusya ile ve İran'la temaslarımızı sürdürüyoruz. Mevlüt Çavuşoğlu İdlib için ne gerekiyorsa yapacağız dedi ve ekledi. Yani dert bu gruplar ise bu grupları etkisiz hale getirmek için birlikte çalışılabilir. Yani bunun çözümü hiç ayırt etmeksizin İdlib'in her tarafını bombalamak değildir, saldırmak değildir. Ve özellikle bu Astana formatında ya da Soçi formatında Tahran zirvesinden önce yapılmasını da hiç doğru bulmuyoruz. Burada hiç kimse kimseyi kandırmasın. Yani buradaki radikal grupların buradan çıkması gerektiği ya da bunların ayrıştırılması gerektiği konusunda hemfikiriz. Ama bu saldırıların amacı İdlib'i ele geçirmektir. Çavuşoğlu'nun gündeminde Türkiye'de bulunan Suriyeliler meselesi ve AB'nin tavrı da vardı. İnsani konuda bizim hassasiyetimiz ortada. Bugüne kadar çok destek almasak da Türkiye'ye gelen Suriyeli ve Iraklı mültecilere ev sahipliği yaptık. Avrupa Birliği ile bu külfet paylaşımı ile ilgili biliyorsunuz göç anlaşmamız var. Bu yetersiz. Çünkü bu insanlara daha fazlasını verebilmemiz lazım. Biz şimdi güvenli bölge dediğimiz bazı alanlara gönüllü olarak Suriyelileri dönmesini sağlamak için çalışırken ilave 2 milyon mültecinin nereye gideceği belli olmaz. Dolayısıyla bu konuda da Birleşmiş Milletler başta olmak üzere mülteciler yüksek komiserliği olsun, uluslararası göç örgütü olsun, Avrupa Birliği olsun bu konulara önem veren örgütlerle ve ülkelerle de işbirliği yapmak durumundayız. İki Dışişleri Bakanı'nın basın toplantısında Türk-Alman ilişkileri de ele alındı. Çavuşoğlu atılacak adımlar önemli vurgusu yaptı. Geçmişte ilişkilerimizde çalkantılı günler yaşadık. Fırtınalı günler de yaşadık. İki tarafında keşke olmasaydı dediği olayları da yaşadık. Fakat biz artık o günlere dönmek istemiyoruz.